sonrası olanları özellikle fay hattını kayda almak için fay üzerinde dolaşıyoruz. Mümkün olduğunca kayıtlar alıp gelecek nesillere aktarmak, literatüre kazandırmak istiyoruz. 7.7'lik bir deprem meydana geldi. İlk meydana gelen deprem. Depremin merkez üssü şu gördüğünüz, evet, narlı fayı dediğimiz, narlı fay segmenti dediğimiz segment üzerinde fay hattını görüyorsunuz. Şu şekilde evet gidiyor. Ana fay hattı da şu karşıda gördüğünüz tepenin dibinden geçiyor. Oraları da dolaştık ve bu şekilde Gölbaşı ve ta Bingöl'e ve oradan da Karlova'ya kadar gidip Kuzey Anadolu fay zonu ile evet birleşiyor. Burada gördüğünüz bakın kanalı fay yaklaşık 2,5 metre ötelemiş. Bu görülebiliyor buradan. Yani hareket meydana gelmiş 2,5 metre. Şu kanalın tepeciklerinden anlayabilirsiniz. Yani bu faydaki hareket bu depremi oluşturuyor. Bu deprem çok büyük bir deprem. 99'daki iki depremi toplayıp 2 ile çarparsanız ancak bu deprem edebiliyor. Yaşadığımız felaketin sebebi de bu. Bu bize şunu gösteriyor. Türkiye'de deprem çalışmalarına önem verilmeli. Depremlerin ne kadar stratejik bir hadise olduğu bu hadiseyle tamamen anlaşılmış oldu. 100 senede de olsa bu coğrafya, bu Anadolu coğrafyası böyle felaketler, böyle büyük depremler yaşıyor. Büyük dediğim büyüğün de büyüğü. Onu demek istiyorum. Buna göre hazırlıklı olmalıyız.